Gururluyuz ve Rabbim bu gururumuzu daim kılsın. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu gemimizin kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu bizim için yeterli değil. İnşallah şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşallah inşa etmek. Onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık, yapıyoruz ve bunu da başaracağız. Bu gemiyi Türkiye yüzyılında bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Sadece bununla kalmıyor. Mavi vatana kazandıracağımız Milgem İstif sınıfı 3 yeni fırkateynimizin saç kesimini de bugün gerçekleştiriyoruz. TCG Anadolu'nun inşasında emeği geçen ve fırkateynlerimizin inşasında görev alacak herkese teşekkür ediyorum. Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bir başka ifadeyle TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3 SİHA, Kızıl Elma insansız savaş uçağı ve Hürjet hafif taarruz uçağımız iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca taşıdığı tanklar ve zırhlı amfibi hücum araçları sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahip. Yerlilik oranı yaklaşık %70 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşen bu projede 131 alt yüklenici görev aldı. TCG Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti ana üst desteğe ihtiyacı olmaksızın Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz. Gemide yer alan silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızıl ötesi arama ve takip sistemi, elektrooptik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından geliştirildi. Askeri amaçlar yanında gerektiğinde doğal afet yardım görevleri ve insani operasyonlar çerçevesinde de kullanabileceğimiz bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz. Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübeler bize yerli ve milliliği daha fazla olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırma imkanı sağlıyor. Amfibi hücum gemimizin hizmete alınışıyla beraber milli uçak gemimizi üretme yolunda büyük bir adım atmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptı ve yapacaktır. Bugün aynı zamanda Milgem İstif sınıfı fırkateynlerin 6, 7 ve 8. gemilerinin saç kesimlerini de yaparak inşalarına başlıyoruz. Yaklaşık 36 ay gibi bir sürede eş zamanlı olarak 3 geminin özel tersanede inşa edilerek deniz kuvvetlerimize tesliminin hedeflenmesi dünyada örneği olmayan bir projedir. Fırkateynlerimizin üzerlerine yerleştirilecek olan silah ve sensör sistemlerinin tümü
yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir. Bu gurur tablosunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Türk savunma sanayi, vakıf ve özel şirketleri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleriyle son 20 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdi. Tabii savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı haline gelmesi öyle kolay da olmadı. İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Hatırlarsanız o dönemde bize terörle mücadele için istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler. Bin bir zorlukla başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre etkin şekilde kullanabilmemize fırsat tanımadılar. Oğul Bush, onunla görüşmem var. O zaman henüz resmen başbakan değilim. Görüşmeyi yaptık ve dedim ki terörle mücadelede bakın bize hala ne İHA verdiniz ne SİHA. O zaman Condoleezza Rice Dışişleri Bakanı çağırdı. Hala vermemişsiniz dedi. Hemen dedi kendilerine Türkiye'ye süratle İHA vereceksiniz. Verdiler ama verdiklerini şöyle bizde uzun süre kalmasını temin etmediler. 48 saat. Fakat Allah rahmet eylesin. Özdemir Bey bir seferberlik ilan etti. Süratle İHA'nın adımını attılar. Çocuklarla beraber bu işi başardılar ve bizi dışarıya muhtaç olmaktan kurtardılar. İHA başladı, SİHA, Akıncı ve sonunda Kızılelma. Tabii inşallah şimdi Hürjet vesaire bunlarla beraber daha da ileri gidiyoruz. Mayıs 2004'te yaptığımız Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde aldığımız kararlarla dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemini başlattık. Bu kararın ardından başlayan gelişmelerin sonunda ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan savunma sanayi firması sayısı 2700'ü buldu. Nereden nereye? İnanmak. Hükümete geldiğimizde yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülüyordu. Bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. Bugün savunma sanayinin hiçbir alanında tek bir firmanın faaliyet göstermesi söz konusu değildir. Sadece SİHA'larda değil, bütün alanlarda birçok farklı koldan geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor.